genetik kültür de müsaade etmez. Bakın. Niye Osmanlı eyaletler halinde yönetiliyor? Osmanlı başka bir şey. Bugün Amerika eyalet, Almanya eyalet, Rusya eyalet yani. Bu safhada hayır. Hangi safhada evet? Bu saf yani şu dönemde kime kabul edilsin? Halka kabul ettirebilir misin? Siz burada mesela halkın bir bölümü Türkiye bölünsün demeye başladın neredeyse. Gitsinler buraya diyor. Hepsi değil, bir kısmı der. Siz ona bakarsanız bir Kurtuluş Savaşı'nda da öyleydi. Kurtuluş Savaşı'nda da bu Anadolu Dağları'nın 36 bin asker kaçağı vardı. Siz Kurtuluş Savaşı'nı başlarken Fatih Bey kaç kişi Kurtuluş Savaşı'na dahil oldu? Atatürk, Nutuk'ta dediği gibi ben telgrafla idare ettim İstiklal Harbi'ni dediğinde bütün yerel yönetimlere kimler katılıyorsa gönderin listeleyin Ankara'ya dediğinde ben ilçeleri bilmiyorum. İlçeleri. Rahmetli babam anlatırdı. Reis Bey derdi, belediye başkanı bir numaraya yazdı kendini. İkinci numaraya bir hafta ikinci adam bulamadı. Aynen öyle. Bu her yerde böyleydi. Öyle olmadı ki. Olmadı ki öyle. Biz mesela bu şeylerle yaptık. Bu tekalüf harbiyeler. Tabii. Tekalüf harbiyeler niye çıktı? Atatürk niye yetkiyi bana verin dedi. Yani meclisteydi yetki. Atatürk'e de yetkiyi vermek istemiyor. Yani yetkiyi vermezseniz komut edemem dedi. Üst üste kanunlar, üst üste kanunlar. Ya İstiklal Harbi böyle hep beraber hepimiz hazırız şekliyle falan olmadı ki. Yani ama şu var. %20, %30, bilemediğin %40 hep şey yani yurtsever. Bir de şu var. 10 yıl harbetmişiz biz. Bende ne çocuk kalmış, ne tarla kalmış, ne şey kalmış. Hepsi yetim öksüz. Atatürk Samsun'dan şeye giderken hatırlayınız. Havza'ya giderken otomobili durdurdu. Bir tane yaşlı bir adam tip sürüyor. Geldi. Dedi. Siz dedi ne yapıyorsunuz? Düşman dedi şeye çıktı. İzmir'e çıktı. Hiç üstelemiyor da. Bizim devam ediyor. Atatürk ısrar etti. Ben duymadın mı benim dediğimi dedi. Ben adamcağız dedi. Bana bak paşam dedi. Dediğini duydum. Şu öksüz yetim ve o gelinler ben bunu yapmasam aç kalır. Sen bana bakma. Şu çiti görüyor musun dedi tarlanın. Ancak oraya gelince senin dediğini yaparım. Bu iş böyle yapılıyor. Evet. Tabii bu yani Kurtuluş Savaşı'nda da öyle oldu. Yani şimdi hani efendim Güneydoğu'yu verelim. Bu ne kadar kolay bir şey. Güneydoğu'yu vermekle bitecek mi? Bakın verme meselesi de çok değişik. Şimdi herkes her yerde yaşıyor. Tabii. Biz bu yangını kesinlikle söndürmemiz lazım. Yani burada yani ne Kürt sövenlik söker ne Türk sövenlik söker. Yani bu ulusun insanları olarak biz bu topraklarda huzuru mutlaka sağlamalıyız. Mutlaka. Benim o söylediğim sadece jandarma genel komutanlığına bağlı. Dağlarda, vadilerde, boğazlarda, dar geçitlerde, nehir hatlarında ve ormanlarda nasıl çarpışılır? Yani siz dediniz şu. Benim söylediğim. Ben ateşi söndüreyim. Ben böyle istiyorsan 1 milyon asker götür Hakkari'ye. Ben ateşi söndüreyim gerisini siyaset halletsin. Ya görüşülsün. Gerisin. Bakılır. Nedir? Bizde mi eksik var? Onlarda mı eksik var? Neyin nesi? Para ne pul ne? Ama o sonraki aşama. Ya, önce bir ateşi söndüreyim. Ya, söndür rahatla sen o zaman rahatsız olmayacaksın ki. Biz seninle program da yapmayacağız bu konuda. Evet. Bu kadar basit. Millet de 15 gündür 24 saat program yapmayacak. Önüne yakalanır. Gel terör uzmanı gel o gel sormayacak. Bu. Bilmem ne. Şemdinden dolayı korkmayacak. Bir tüm masal dinlemeyecek millet. Peki paşam son soru. Vaktimizi de doldurduk ama benim yıllardır çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz bu terör örgütünün lider kadrosunu hiçbir zaman bir şey yapamadık. İki tane elimize adam geçirebildik. Bir tanesi Şemdin Sakık, diğeri Abdullah Öcalan. Şemdin Sakık örgütten kendi nedenleriyle dışlanıp örgütten uzaklaştırıldıktan sonra geldiği Zaho'da bir şekilde Barzani tarafından bize teslim edildi. Çok güzel. Ben söyleyecektim. Barzani tarafından bize teslim edildi. Doğru. Diğeri de
Amerika tarafından Kenya'da yakalandı, bize teslim İkisi etti. De yabancılar teslim etti. İkisi de yabancılar teslim etti. Doğru. Barzani'ye büyük ihtimalle Amerikalılar yardım ettiler o dönemde. Çünkü orada bir Amerikan karargahı da vardı biliyorsunuz. Kıpırdayamaz ki orada. Kıpırdayacak hali yoktu. Bizimkilere, Bordo Berelilere paket teslim yapıldı. Yani bizim Bordo Berelililer paket teslim alıyorlar. UPS gibi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Amerika gidiyor Afganistan'da. El-Kaide'nin liderinin yerini arıyor, tarıyor, marıyor falan filan istihbaratı buluyor. Geceliğin iki helikopter indiriyor, giriyorlar içeri, kim varsa temizleyip alıp paketleyip götürüyorlar. İşte diyorsunuz ya işte şuraya gitmek zor, Kandil'e. Peki bunca bilgi, bunca istihbarat, bunca yıllık bir şey yok. Şimdi mesela bizim askerlerimiz niye gidip mesela atıyorum Murat Karayalan'ı. Murat Karayalan değil de Cemil Bayık'ı. Cemil Bayık değil de atıyorum Bahoz Erdal'ı birini. Niye paketleyip getiremezler? Paketleyip getirilebilir. Niye getirmediler buraya kadar? 28 önce ne bekliyoruz? Siyasi irade lazım. Bir, iki. Bunu yapacak elinizde bu iş için bir örgüt ve uygun elemanlar olacak. Yok mu yani? Yok mu yani? Şimdi bunu yok diye kesip atılamaz. Ama yapamadıkları belli. Yapamadıkları isterler. Ama siyasi irade olmadan olmaz. Bu çok önemli. Bunu yani şimdi, kim yapar? Şimdi Genelkurmay gidip de yok. Başbakan'a biz Cemil Bayık'ı yarın paketleyeceğiz veya Karayalan'a paketleyeceğiz derse karşı mı çıkacak? Getirmeye mi diyecekler? Onu öyle bir teklif yapamaz. Niye? Yani şöyle, böyle sizin sorduğunuz gibi sorabilir, dediğiniz gibi denebilir, yapılması gerektiği gibi diyebilir. Ama şu var. Bunu ya siz yaparsınız? Ben yapamam artık 50 yaşında. Hayır yok. 50 yaşta önemli değil. Hayır yani ya biz yaparız ya da yaptırtırız. Yaptırtırız? Yaptırtırız. Bunu her zaman yapacaklar vardır. Bu kadar. Türk ordusunda? Yok hayır. Ha. Ya biz yapacağız ya başka bir şey yapacağız yani. Bu işleri becerebilecek. Kiralık asker. Başka ülkelerin servislerine yaptırırız. Siz eğer o ülkelerle ilişkileri çok iyi şey yaparsanız, götürürseniz yani bu biraz alverdir. Ya bu terör işi biraz dış politikaya çok yakın bağlantılı. Direkt bağlantılı. Zaten bir yerde terör faaliyeti varsa kesinlikle dış desteği vardır. Dış desteği olmadan hiçbir ülkenin topraklarında silahlı bir faaliyet, ömürlü bir hayat yaşayamaz. Ve bunca yıldır bunca silah, bunca şeyler de burada zaten. Ya yani kaynaklar konusunda hepimizin bildiği şeyler yani kaynaklar. Bir de kaynaklar çok çeşitli yani. Ellerinde her ülkeden malzeme var. Genelde şeydir yani. Eski Sovyet. Eski Sovyet. Çekoslovaklar. Çünkü onlar piyasada daha rahat bol bulduğu için. Kuzey Irak'ta pazarları var tabii. İstediğiniz kadar alırsınız. Peki paşam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah siz de bu konularla ilgili program yapmayız da bir başka konularla ilgili program yaparız bir gün diye düşünüyorum ama galiba ama ömrümüz vefa etmeyecek. Bir defa şöyle söyleyeyim. Çok zor. Mecburen yani şu pek Suriye meselesini şey yapmadık ama o tam şimdi burası şeydi yani Kuzey Irak kanserdi orada şey yara oradan da açılmaya başladı oradan da açıldı şimdi Hakkari ve Şırnak dahil 340 kilometre Fatih Bey 340 kilometre 900 de bu tarafta 1200 yani İran'da sayın bence İran şöyle. İran bir defa PKK'yı artık mesela diyelim Kuzey Irak'a gittiniz. Diyelim Kandil'e gittiniz. Diyelim Hakuk'a gittiniz. Hakuk'un arkası da biliyorsunuz İran. Tabii tam köşede. Tabii İran. Aşağıya indiniz. Aşağıda 110-140 kilometre. Kandil öyle böyle şey gibi falan değil. Çok uzak bir yerde Kandil. Uzakta. Şey dağının üzerine. Yani Zagros dağları üzerine. Zagros dağları denir 340 kilometre. Yani İran'la Irak'a. Ben bir şey söyleyeyim. Boşa çıkar operasyon. Neden? Hemen İran kabul edecektir. Tabii. Ve şu, İran kabul etmesiyle kalmaz. Daha önce de yaptığı gibi. Ve top ve havan atışına başlar bu tarafa. Tabii bu tarafa. Ve şey, sertme atar, gelişi güzel. Yani bir sizi hedef gösterir. İran gerçekten yani devlet olarak, şimdi bakmayın siz rejimi falan böyle. Yani şeytana kadar... Osmanlı'yı batıran İran'dır. O ama şey yani bu şeye gittiğiniz zaman bunlar ataları ilk köprüyü yapan onlar. Yani hem İstanbul Boğazı'na hem Çanakkale Boğazı'na. Bunlar şeye kadar gitti.
6000 gemiyle denizden de Yunanistan'a gittiler. Yani bunlar Persler. Bu Persler bela. Yani Persler bir tek İskender filminde gördüler falan filan böyle ordusunu. İran'da bugün simitçiye gidin. Ömer Hayyam'dan, Sadi'den. Aynen öyle. Tabii. Aynen öyle. Tabii.